Hatırlıyorum. Şimdi Milli Eğitim Bakanı diğer tarikat ve cemaatler için aynısını yapıyor. Gidin tamam eğitim kurumlarınıza dönün, yardım kurumlarınıza dönün. Ne işiniz var silahlı kuvvetlerde kardeşim? Atatürk düşmanlığını niye körüklüyorsunuz? Cumhuriyet düşmanlığını niye körüklüyorsunuz? Vazgeçin artık ya, bu ülke bu cumhuriyetin 100. yıl kırılış yıl dönümünde insanlar cumhuriyete nasıl sahip çıktıklarını, Atatürk'e nasıl sahip çıktıklarını gösterdiler. 29 Ekim'de 2 milyon kişi Atatürk'e gitti. Kimse onların kafasına silah dayamadı, kimse onları zorlamadı. Tam tersine oraya gidenlere bir takım yaptırımlar uygulanmaya çalışıldı. Ona rağmen insanlar gittiler, cumhuriyete olan sevgilerini, Atatürk'e olan sevgilerini gösterdiler. Bundan da bir ders çıkarın. Yani bu ülke Ergenekon balyozu da yaşadı. Ya. Yani bu cumhuri... Ne kadar büyük bir darbe ve kan kaybıydı. Yani, evet, yani tarihe geçtik. Bunları tarihe biz geçtik. Mi anlatacağız ya? Bizim dilimizde tüy bitti anlatmaktan ya. Biraz ders çıkarın. Ama ben bir şey söyleyeyim mi? Dün de söyledim. Bence Milli Eğitim Bakanı perde arkasında dönen bir takım dolapların gündemi değiştirmek için. Yani o orada onu şey yapıyor. Eğitim arkada başka şeyler dönüyor. Yardımcı kitaplar, işte şeyler, ihaleler, şunlar bunlar. Biz burada kuşa bakıyoruz. Onun başlattığı işte karma eğitim tartışmasına bakıyoruz. Tarikat tartışmasına bakıyoruz falan. Milli eğitimde arka tarafta başka şeyler dönüyor. Mesela 17 Kasım'da İsmail Ağa cemaatini kabul etmiş bakan. Fotoğrafta yayınlanmış. Dün Nedim Bayhan'ın sorusuna ya bugün... Ya bakan düşünün ki varlığını tarikatlere ve yandaş sendikaya bağlıyor. Bugün sosyal medyada dolaşıyor. Niye duruyorsunuz ki orada ya? Tarikatler desteklemeyince, yandaş sendika desteklemeyince bakanlık yapamam, ayağımın altına oyarlar diye bir endişe taşıyorsanız ne işiniz var orada ki? Bırakın tarikatlar, cemaatler ve yandaş sendika bakanlığı yönetsin. Ya eğitimi öğretmenlere bırakın. Gerçekten diyorum, eğitimi öğretmenlere bırakın. Öğretmen yetiştirin adam gibi. Böyle bir sürü okula gidecek ailelere bırakın. İmamlar görüşlerini aktaracak herhalde bu protokol çerçevesinde. Mesela edebiyat öğretmeni Karamanlısı'nı davet etmiş. Bu işi ailelere bırakın, camilere bırakın. Bırakın, çocuk merak ediyorsa gider camide imamı dinler zaten. Hepimiz din eğitimi aldık. Dinini ailesinden öğrenir. Evet, hepimiz zorla öğrendik. Yani ben camiye öğretmen zorladığı için, imam zorladığı için gitmedim. Ben dedemle birlikte gittim. Duaları da din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenimden öğrendim. Öğretti yani. Ya işte diyorum ya, öğretmenler dururken çocukları bunlara teslim etmek bu ülkeye ihanettir. Bu ülkenin geleceğini riske atmaktır. Bizim bilimsel eğitime ihtiyacımız var. Bizim dünyayla rekabet edecek doktorlara, mühendislere ihtiyacımız var. Bu kafayla onlar yetişmez. Militan yetiştirmek istiyorsanız başka. Tabii bu din eğitimi olmaz. Dindar nesil yetiştirmek istiyorsanız başka. Ama bizim onlara değil, bizim gerçekten bu ülkeyi kalkındıracak, bu ülkede üretim süreçlerini güçlendirecek bireylere ihtiyacımız var. Onlar da öğretmenler tarafından yetiştirilir. Doğru. Nitelikli öğretmenlere yatırım yapın ya. Sonra da çocuklar yurt dışına gelir. Kim kalıyor ki eğitmeye? Yani, herkes gitmeye çalışıyor. İşçiler diyor ki mesela asgari ücret tespit komisyonunda, benim çocuklar diyor sürekli yurt dışına gitmek istiyor diyor. Kendi ağızlarıyla söylüyorlar. İşçiler anlatıyor. 9 bin lira Ebru, 9 bin lira ücretle çalışan ücretli öğretmenler var. AK Parti iktidar döneminde İş güvenliği olan, iş güvencesi olan 657'ye tabi öğretmen sayısı o kadar çok düştü ki. Hep sözleşmeli alıyorlar, ücretli alıyorlar falan. Ne hayır beklersin ya? Ay sonunu getiremeyen, geçim derdi çeken insanlardan ne hayır beklersin? Öbür tarafta da imamlara sürekli ek iş. Yani camideki işi yetmiyormuş gibi bir de okulda görevlendiriyorsun, ondan ücretlendiriyorsun vesaire falan. Bu kafayla bir yere varamayız biz ya. Gerçekten varamayız. Bu dine karşı olmak, dindarlara karşı olmak falan değil. Bu başka bir şey ya. Bu çocukların hakkını, hukukunu, geleceğini savunmaktır. Öğretmenlere bırakın, çocuklara, ailelerine bırakın, öğretmenlerine bırakın. Aradan çekilin, gölge etmeyin artık ya.
Yazık bu çocuklara, yazık bu ülkenin geleceğine. Atatürk fotoğrafı meselesine gelince Yaşar Güler bu silahlı kuvvetlerin üniformasını 40-45 yıl giymiş bir komutandır. Evet. Genelkurmay başkanlığı seviyesine kadar yükselmiş, Atatürk'ün koltuğunda oturmuş bir komutandır. Hı hı. Onun Atatürk'ün fotoğrafına o fotoğraf demesini ben de yadırgadım. Doğru bir şey yapmamış. İkincisi, İsmail'in de dediği gibi o fotoğrafı takmaya direnenle o fotoğrafı takması gerektiğini söyleyeni aynı kefeye koyması yanlıştır. Bence de. Ha, o çocukların durumu komutana bildirip komutan üzerinden çözmek yerine kendilerinin çözmeye çalışması hatadır. Bunu dün de söyledim. Ama öyle anlaşılıyor ki komutanlar gereğini yapmıyor. Komutan gereğini yapsa zaten o çocuklar, o diğer teğmenler bu tür şeyleri yapmak zorunda kalmazmış. Eğer silahlı kuvvetlere giriyorsanız bu ülkenin temel değerlerine, cumhuriyetine, anayasasına ve o silahlı kuvvetlerinin ebedi başkomutanına, bak altını çizerek söylüyorum, ebedi başkomutanına saygı duymak zorundasınız. Bu kadar. Evet, zorundasınız. Aynen. Duymayacaksanız gidin başka iş yapın. Mühendis aynen. olun, doktor olun, başka bir şey yapın. Üniforma ama giyiyorsunuz. Bu silahlı kuvvetlere giriyorsanız, o şanlı üniformayı üstünüze geçiriyorsanız, aynen. bu ordunun ebedi başkomutanına saygı duyacaksınız kardeşim. Cumhuriyet.